Diyanet İşleri Milletvekili adayımız Sayın Abdülkadir Özen Bey aramıza teşrif etmiş bulunmaktalar. Hatay AK Parti Milletvekili adayımız Sayın Abdülkadir Özen Bey ve Eşin Hanım aramızda. Hoş geldiler, sefalar getirdiler. Arkadaşlar girmeyin mi ya? Tamam, geri gel. Otur. Meydan taraftarı lütfen oturun. Meydan taraftarı. Milletvekili adayımız Abdülkadir Bey, lütfen siz sahneye alabilir miyiz? İster. Evet meydan. Meydanın gençleri, bizi saygıyla, sevgiyle, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti, bereketi, hidayeti hepimizin, hepinizin üzerine olsun. Hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Biz sizlerle gurur duyuyoruz. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Peki. Recep Erdoğan. Hedef yaş durmaya, nefrete karşı durmaya, Mustafa dünya kurmaya. Peki. Yaparsa yine. Yaparsa yine. Eyvallah. Allah size razı olsun. Allah razı olsun. İlk turda sandıkları patlatırcasına Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı var mıyız? Allah size razı olsun. Eyvallah. Eyvallah. Türkiye eski Türkiye değil. Türkiye Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde güçlü ve zengin bir ülke artık. Olan, fakat gerçekte yıkım ittifakı olan ittifaka da geleceğiz. Allah'ın izniyle 24 Haziran'da beni doldurmuş 1 milyon 800 bin genç kardeşimiz var. Anlatın, yeni Türkiye'yi anlatın, önümüzdeki ufku anlatın, vizyonu anlatın ve Hatay'a yapılacak ve birazdan arz edeceğim partimizin, davamızın önderlerinden, gençlik kollarımızın kurucularından, ayımıza karış karış hizmet eden çok kıymetli bir abimiz. Evet, Ercin Nazlı'yla kardeşimiz içimizden biri ve gerçekten dinamik. Ayımıza karış karış, adım adım, santim santim hizmet etmiş bir abimiz, çok kıymetli bir abimiz var. Onu arz etmeden önce şöyle bir şey ifade etmek istiyorum. Bakın, AK Parti bir kadro, inanç. Evet. Hoş geldin diyoruz. Teşekkür ediyoruz. Kıymet. Ne kadar var sana? 9 dakika. 9 dakika. Müsaadenizle efendim. Efendim, ulaşım. Kardeşlerim, Gaziantep İskenderun arası söz edemezsin. 1 milyar 750 milyon TL diyemezsin. Senin sicilin Rus Osmaniye İskenderun demir yolu hattını Erzin limanına ve diğer limanlara uzanacak bir demir yolu hattı haline getiriyoruz. Ve yine modüler yapılacak, ileride yatak kapasitesi de artmaya uygun bir şekilde yapılacak. 600 yataklı İskenderun, 200 AK Parti inşa ettiyse, yine yaparsa AK Parti yapar. Cumhurbaşkanımız yola çıkarken vakit el ele kol kola gezme vaktidir. Vakit düşman oyununu bozma vaktidir. Vakit nifak yılanını ezme vaktidir. Vakit dirilişi selamlama vaktidir. Vakit şahlanışa geçme vaktidir. Vakit Cumhur'un başkanını seçme vaktidir. Vakit Recep Tayyip Erdoğan'la yola
vaktidir. Haziran hayırlı olsun. 24 Haziran zaferi kutlu olsun. Efendim, Ramazan-ı Şerifimiz mübarek olsun. Şeref verdiniz. Bizleri mutlu ettiniz. Bizleri onur ettiniz. Rabbim sizlerden razı olsun. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi, dayanışmamızı, kardeşliğimizi daim eylesin. Ramazan-ı Şerifimiz mübarek olsun. Ramazan bayramımız mübarek olsun. Kalın sağlıcakla diyorum. Bu duygularla hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun. Efendim, saha istiyoruz. Sahanın müjdesini birazdan Sayın Abdülkerim Güven verecek inşallah. Sağlıcakla Allah'a emanet olun diyorum. Güzel konuşmalardan dolayı Sayın Milletvekili adayımız Abdülkadir Özen Bey'e teşekkür ediyorum. Arkadaşlar, herkes masaların başına geçsin. Birazdan daha... 4 Haziran'da AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı'nın zaferiyle bizlere çifte bayram yaşatsın inşallah. Bu partiyi siz o mübarek ellerinizle kurdunuz. Bu partiyi soğuk şubatlardan, kara günlerden, yolsuzlukla, yasaklarla, yoksullukla bunalan bir Türkiye'den, o Türkiye'nin bağrından, o mübarek ellerinizde alıp çıkardınız. Sinenizde büyüttüğünüz sevdanın ürünüdür AK Parti. Liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve yol arkadaşları bu kurduğunuz partinin sadece tabelasını astılar. AK Parti kurulduğu gün bir şey ilan etti. Aydınlıklara açık, karanlıklara kapalı dedi. Ve o gün Cumhurbaşkanımız şunu söyledi. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. 14 Ağustos 2001'den beri hiçbir şey eskisi gibi değil kıymetli kardeşlerim. Ve bu partiyi 3 Kasım 2002'de bir Anadolu ihtilali gerçekleştirerek iktidara siz taşıdınız. O mübarek ellerinizle taşıdınız. O güzel ellerinizle taşıdınız. Ve o günden bugüne ülkemiz Cumhuriyet tarihi boyunca hiç erişemediği, kavuşamadığı güzel hizmetlere kavuştu sayenizde. Ve bir ah edeceksiniz. Ah! Nereden, nereye gelmişiz? Ülkemiz hangi karanlık günlerden, hangi ak ve aydınlık günlere çıkmış? Hep birlikte müşahede edeceğiz. Bir ülke vardı. Memurların maaşının ödenemediği, işçilerin maaşının ödenemediği, hastaneye gittiğinizde doktor bulamadığınız, hastanelerin fiziki imkansızlıktan, yetersizlikten hastaları tedavi edemediği bir Türkiye vardı. Bıçak parası vermeden ameliyat olamıyordunuz. Havale geçiren çocuğunuzu gecenin bir vakti hastaneye götürdüğünüzde önce hoş geldin kardeşim, gel, neyin var, çocuğunun nesi var diye sorulmadan önce size sigortanız var mı yok mu diye soruyorlardı. Bir Türkiye vardı, sınıfların 65-70 kişilik olduğu, çocukların sıralarda sıkış tıkış okutulduğu bir Türkiye. Bir Türkiye vardı, tek şeritli yollarda ömrümüzün solduğu, sadece zamanımızın değil gençlerimizin de heba olduğu, şoförlerimizin de heba olduğu bir Türkiye. Bugünlere geldik. İnşallah meydan mahallemizin sorunlarını da bir bir tespit ettik. Bu sorunlar üzerine inşallah... Ve hep biz 6. sırayı çok az bir farkla kaybediyorduk. Kazanan... Arkadaşlar. Eyvallah.
Arkadaşlar sen kendine gün senindir yine dönüp tarihine sil gönül kasını sen dostum hasan dostum aşkın. Allah zaferimizi mübarek etsin inşallah. Sesin ellerin gür sesliydi var. Sus bugün